Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videodan, yeni bir seferden, tekrardan birlikteyiz. Malum bildiğiniz gibi ben canımı kaybettim. Yani bedenimin yarısını kaybettim. Annemi, anneciğimi kaybettim. Yani diyecek sözüm yok. Çünkü sözüm bittiği yerdeyim ben. Ne denilebilir ki yani? Şu an zaten yani işbaşı yapmak zorundaydık. Yani iznimiz fazla yoktu. Yani zaten her şirket ölüm iznini 3 gün veriyor. 3 gün ölüm iznim vardı. Seninle gizlimden işte kullanacak olduğum iznim vardı. 1 hafta. Yani canım anam da öyle bir ayarlamış ki arkadaşlar. Yani öyle bir ayarlamış ki. Yani tam benim izne çıktığım güne bir saniye arkadaşlar. Hacı Zafra mı gidiyor? Zafra. Zafra mı gidiyor? Evet. Neyse arkadaşlar, devam ederiz. Arkadaşlar kusura bakmayın, az önce kesmek zorunda kaldım. Çünkü araca servisten bir abimiz bindi petrole kadar. Onun için kesmek zorunda kaldım. İşte dediğim gibi arkadaşlar, canım annem yani beni mağdur etmemek için bile beni o anda bile beni düşünmüş yani. Allah razı olsun. Yani izin almakta zorlanmasın falan diye. Yani tam benim yani öyle bir şey ki yani ben şöyle bir anlatayım yani nasıl oldu, olay nasıl gerçekleşti. Ben zaten bu annemin hasta olduğu haftası cumartesi gün 6 günlük bir yıllık iznim vardı benim. Cumartesi gün sabah Amasya'ya gitmiştim. Cumartesi gün sabah Amasya'ya gittik. Yani aracı boşaltıp cumartesi gün gelip arabayı bırakıp izne çıkıyordum. Planım oydu. Cumartesi günü Amasya'dayım saat 10-11 gibi. İşim bitti. Pat bir telefon. İşte annen dedi böyle böyle rahatsızlandı dedi dayım. Sen dedi gelebilir misin dedi. Gelirim dayıdım, ben zaten izne çıktım dedi. Hemen dedim arabayı bırakıp gelirim dedim. Durumu nasıl dedim. Şu an korkulacak bir şey yoktu değil dedi yani. Kısmi felç geçirdi sağdan dedi. Şu an hastane dedi, ilaç tedavisi görüyor dedi bana. Yani ben Amasya'dan Samsun'a nasıl geldim arkadaşlar inanın. Yani anlatamam yani. Öyle o derece geldim yani. Hemen geldim. Eve uğradım, çantamı aldım, çamaşırlarımı aldım, yedek çamaşırlarımı. Şirkete geldim, aracı bıraktım. Ve sonrasında geldim, karşıya geçtim, arabaya bindim ve oraya gittim. Saat akşam 7.30-8 gibi hastaneye vardım. Ve annemin o anını gördüm. Yani annem ilk zamanlarda çok iyiydi. Yani iyiydi derken yani gözünü açabiliyordu, konuşabiliyordu, sorduklarıma cevap verebiliyordu. Tepkisi falan iyiydi yani. Ben anneme iyi olacak diye bekliyordum. Yani gece gündüz ağızdan yiyemiyordu. Yani yedirmiyordu doktor. Çünkü yani ciğerlere kaçar bir şey olur. Beyin fonksiyonları çalışmıyordu. Beyin fonksiyonları çalışmadığı için burundan hortum soktular mideye. Hortumdan besleniyor. Şırıngayla sıvı mama çekip öyle besliyordum yani. Suyunu bile öyle veriyordum. Ta ki Salı gecesine kadar. En son ben konuştum annemle. En son ben konuştum. Ben vardım yanında. Sabaha kadar hiç yanından ayrılmadım. Devamlı yanındaydım. Mamasını verdim. Saatten saati vardı.
Sonrasında konuştuğu zamanlarda oğlum belim ağrıyor diyordu. Sağa çeviriyordum. 2 saat. Sonrasında sola çeviriyordum. 2 saat. Hep böyle değiştirmeli yatırıyordum ağrımasın diye. Ama konuşamadığı zamanlarda da o şekilde yapmaya devam ettim. Çünkü bana durumunu anlatamıyor, derdini anlatamıyor. Biliyorum, beli ağrıyor, söyleyemiyor. Ama ben sağ tarafa, sol tarafa yatırmaya, değiştirmeye devam ettim. Ama bana en çok da ne koydu biliyor musunuz? Yani benim çocuklarım okuduğu için hafta içiydi, gelemediler. Hafta içi gelemediler. Ya, pazar günde Gökhan kardeşimize söylemiştim, pazar gün al gel diye. Benim şansıma da işte o da hasta olmuştu, gece acile kaldırmışlar kardeşimi. O da gelemedi, getiremedi çocukları. Dedim, annem dedim iyi olacak inşallah diye. Benim düşüncem oydu yani, annem iyi olacak diye biliyordum. Annem iyi olacak diyordum. İnşallah Allah'ın izniyle iyi olacak diyordum. Çarşamba sabahı oldu arkadaşlar. Çarşamba günde küçük kardeşimizin cezaevinde görüşü vardı. Annem bana söylemişti, oğlum Tayfun'un görüşüne git. Ben gidemeyeceğim, sen git de işte gözü yollarda olmasın demişti bana. Çarşamba sabahı yanına gittim. Anne dedim, ben dedim Tayfun'un yanına gidiyorum dedim. Bir şey diyor musun dedim. Bir şey istiyor musun dedim. Nasıl desin hani konuşamıyor ki hani çenesini şöyle bir oynatır gibi oldu, sonra gözünden yaşlar geldi, zaten ben orada bittim ya, orada bittim. Sonrasında gittim şeye, cezaevine görüşe kardeşimle görüştük yani. Kardeşime ne diyeceğime şaşırdım arkadaşlar. Kardeşim bana soruyor, annem nasıl abi diyor. Aga dedim, yani hastalık bu dedim. Annem şu an iyi dedim. Yani her şeyi hazırlı olmamız lazım dedim. Yarın dedim ne olacağı belli olmaz. Yani bugün iyi ama dedim, yarın dedim belki dedim kötü haberini alabiliriz dedim. Onun için dedim hazırlıklı olmalıyız. Sen de böyle ol dedim yani. Kötü şey düşünme. Yani sonuçta orada cezaevinde, kapalı yerde. Bizim gibi değil, dört duvar arasında. Yani orada kafayı yememek imkansız. Ve cezaevinde görüş bitti, çıktım. Telefonu falan her şeyim arabada değil tabii ki. Arabaya bırak, içeri sokamıyoruz. Bir geldim, telefon çalmış, kaç kere aramışlar. Sonra telefon dönüş yaptım. Ne oldu dayı dedim. Dedi oğlum dedi, ciddiysen hemen acele gel dedi. Annenin yoğun bakıma kaldırıyorlar. Sen ne diyorsun dayı dedim. Yoğun bakıma kaldırıyor, gelin dedi, hemen gel dedi. Apar topar gittik yoğun bakıma. Girmiş tabii ki yoğun bakımda. Onu görme şansımız yok. Sokmuyorlar zaten yoğun bakıma. Dedim bu böyle olmayacak. Eniştem, ben dedim Samsun'a gideyim. Çocukları alayım geleyim dedim. Ben hemen apar topar çıktım oradan. Yeğenim sağ olsun yalnız bırakmadı abi, yalnız gitme dedi. O da geldi benimle beraber. Çocuklara işte okuldan izin aldım. Eşimi falan aldım. Ordu'ya gittim. Çarşamba akşamı yine yoğun bakımın kapısına gittik ama giremedik. Bekledik olmadı. İnanın var ya arkadaşlar, yani Allah-u Teala der ki ölünün ardından ağlamayın. Ölünün ardından ağlanmaz. Hep imamlar böyle der. İmamlar hep böyle demiştir ve hala da aynı şekilde devam ederler söylemeye. Ölünün arkasından hiçbir zaman ağlamayın. İnanın var ya arkadaşlar, yani insanın canı yanınca, canından can gidince hiçbir şeyin tadı tuzu olmuyor. Yani ne gittiğim yoldan bir zevk alıyorum, ne yediğimden, içtiğimden tat alıyorum. Yani insanın bildiğiniz resmen hayatı kararıyor yani.
Yani sonuçta anne, anne ya anne, sizi doğuran, sizi 9 ay karnında taşıyan, büyüten, bu yaşa getiren anne ya. Kolay değil. Var ya, günden güne eksikliğini daha fazla hissetmeye başladım. Ve şimdi sizlere o ay yüzlü, o güzel annemin fotoğraflarıyla baş başa bırakıyorum. Yani ben o fotoğraflara bakıp bakıp hasret gideriyorum. Bakıp bakıp ağlıyorum. Sizlerden de ricam, annem için dua etmeniz. Duanızı esirgemeyin. Çünkü onun şu an bizlerden istediği, beklediği dua. Başka bir şey değil. Allah'ın tahsilatını affetsin annemin. Canımın mekanı cennet olsun inşallah. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Daha diyecek olduğum bir şeyim yok. Günahları da varsa Allah'ım günahlarını affetsin. Ne bileyim ya, Allah'ım cennet bahçesinden bir bahçe nasip etsin inşallah. Diyecek bir şeyim yok. Ben bu videoda da arkadaşlar annemin ölümünden bahsetmek istedim. Yani acımı sizlerle paylaşmak istedim. Sonuçta hepimiz abiyiz, kardeşiz, dostuz, arkadaşız. Benim acım sizin acınız, sizin acınız benim acım. Onun için yani belki bu aralar çekimler sık olmayabilir. Çünkü kafam daha yerinde değil. Yani konuşma bile hiç halim, vaktim yok. Onun için yani bir kusurumuz olursa af ola. Çünkü acımız büyük. İçimizde kanayan yaramız büyük. Ve bu korlanan ateşimizin, acımızın soğuması için, sönmesi için bana biraz zaman verin. Sizleri seviyorum. İyi ki yanımdasınız. İyi ki benimlesiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Çoğu kişi, hepiniz dua ettiniz annem için. Yani sizlerin o duaları anneme inanın ki ulaşmıştır. Yaradan Allah'ımız ulaştırmıştır. Bundan yana şüpheniz olmasın. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun arkadaşlar.